Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Erdoğan İsveç Başbakanı Andersen'ı hizaya getirdi, PKK'lı vekiller çılgına döndü, Türkiye'yi vuralım dedi. Başkan Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından açıklama yapan İsveç Başbakanı, Türkiye'nin taleplerine olumlu yanıt verdi. Başbakanın açıklamaları sonrası terör örgütü PKK üyesi vekil çılgına döndü ve Türkiye'yi vuralım dedi. Savaş nedeniyle NATO'ya katılmak istediklerini dile getiren Finlandiya ve İsveç'in önündeki Türkiye engeli tüm dünyada yankı uyandırmaya devam ediyor. Türkiye'nin İsveç'in terör örgütü PKK'ya verdiği desteği ve ülkeye koyulan kısıtlamaları kaldırma talebine karşılık açıklamalar peş peşe gelirken, İsveç Başbakanı dün devlet televizyonu STV'ye açıklamalarda bulundu. Başbakan ayrıca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İsveç'in NATO uygulamasına ilişkin bugünkü görüşmemizi takdirle karşılıyoruz. Barış, güvenlik ve terörle mücadelede dahil olmak üzere ikili ilişkilerimizi güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye'nin güvenlik endişelerini karşılamak için ellerinden geleni yapacaklarını açıklayan Başbakan içeriden destek kaydetti. İsveç parlamentosunda vekil olan İran asıllı terör örgütü PKK üyesi Amine Kakabayev hükümetten desteğini çekti. Basına açıklama yapan Kakabayev, kendilerine verilen sözlerin tutmadıklarını ifade ederek İsveç'teki gidişattan mutlu olmadığını söyledi. Kakabayev, "Eğer anlaşmaya uymazlarsa ben de önemli oylamalarda desteğimi çekeceğim. Finlandiya hükümeti yanlış yapıyor. Rusya ile birlik olup Türkiye'yi vurmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Vekil dün sosyal medya platformu Instagram'dan da nefret kusmaya devam ederek İsveç her zaman olduğu gibi Erdoğan'ın taleplerine ve açıklamalarına boyun eğiyor. Magdalena Andersen'ın ve parlamentonun benim ve birçok özgürlük savaşçısının Türkiye'ye iadesi konusunda büyükelçilik ve Türkiye'nin taleplerini göz ardı etmemeleri resmen bir skandal. Hatalı davranıyorlar ifadelerini kullandı.